yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte sezon 14'te neler gelecek onları göstereceğim. Ayrıyetten ise sizlere sezon 14'te gelecek, biliyorsunuz ki bir harita var dostlar, yani yeni güncellemeyle gelecek bir harita var. Onun da trailerını göstereceğim sizlere. İlk önce trailerdan başlayalım. Sonrasında ise sezon 14'te neler gelecek onları göstereyim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan video like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür diğer PUBG Mobile videolarından faydalanabilirsiniz. Hem de sezon 15 videosunu da kaçırmasınız. Daha sezon 15'te olur, 16'da olur, hepsini paylaşırım ben. Siz yeter ki takip edin. Hadi geçelim. This is the future. Şimdi mesela bu sezon 14'te bizlere verilecek dostlar ya yüzdeve giysisi ya da diğeri, bilmiyorum ama bana kalırsa bu yüzdevede yine iki tane set verecekler dostlar. Birileri moru seçecek, birileri kırmızıyı seçecek. Ben kırmızıyla mor arasında kararsızım abi. Bence kırmızıyı seçerim çünkü kırmızının pelerini daha da güzel diye geliyor yani. Benim hoşuma daha çok gitti. Morunki de yine hareketli pelerini yapmışlar. Büyük ihtimal kızlar mor alır, erkekler de kırmızı alır gibi bir şey düşünüyorum ama bilmiyorum, moru seven de olur illaki. Yani isteyen bunu alır, isteyen onu alır ama ben kırmızı alma taraftarıyım. Eğer size Royal Pass alacaksanız hangisini alırsınız açıklamaya yazabilirsiniz bu arada. Yani mesela hangisi beğendiğinizi falan kesinlikle yazmanızı öneririm. Çünkü başkalarıyla falan filan chatte sohbet edersiniz hem aşağıda yorumda. Ama bana kalırsa şu anki gösterdiğim bu kırmızı set baya baya güzel abi. Çünkü hani şu şapkası falan da güzeldi. Yüz modelini pek beğenmedim. Hani daha havalı bir şeyler yapabilirlerdi. Sonrasında mesela ayrıyetten başka verilen bir kıyafet var. Hani biliyorsunuz ki 60 UC yüklenenleri, 120 UC yüklenenleri falan verdikleri bir set var. Burada sizlere dostlar 60 leveldekilere o mor kaskı veriyorlar. İşte şeydekine onu veriyorlar. Üstüne 180 UC'ye de sanırım mini deseni alabiliyorsunuz. Hani hep öyle verir diye. Sanırım onun gibi bir şey daha var orada. Sonra burada bir set daha var. Bu seti kaç levelde verirler? Yoksa RP sandığına mı korurlar? Bilmiyorum. Böyle bir tane fotoğraf var zaten. Bunu birçoğunuz biliyor. Hiçbirinizin de kullanmıyor. Sezon 14'ün şekli şemalde bu şekilde abi. Yani bence gayet güzel bir tasarım yapmışlar. Sezon 14 çerçevemiz bu şekilde. Ben zaten Fatih çerçevem olduğu için artık bunları kullanmam. Bu mesela büyük ihtimal hani 1800 UC'ye çerçeve alanlar var ya dostlar. Bu onların çerçevesi olabilir tabi, buraya başka şeyler de var. Hani bu çerçevelerin hepsini tabii ki de size 14'te birlikte vermiyorlar. İşte çark geliyor falan, geliyor filan geliyor. Böyle değişik şeyler de veriyorlar. Sonra burada bir tane mavi var, mavi gözlü nazar boncuğuna benzetmişler ama bu ne olur bilmiyorum. Böyle bir tane yılan kafalı. Ya bu sezon piramit de geçecek ama 2020 diye bir tane böyle şey var. Bunu sanki vermişlerdi diye düşünüyorum ama hatırlayamadım. Ondan sonra işte burada, ha bu spreymiş. Böyle piramit spreyi var. Ondan sonra çerçevemiz var, böyle değişik. Çerçeve spreyi mi var, çerçeve mi var onu bilmiyorum ama yani buradan çerçeve gibi gözüküyor. Öbür taraftan sprey gibi gözüküyor. Karışık bir şeyler. İkisi de olabilir, tam emin değilim. Yani nazar boncuğu da sprey olabilir, olmayabilir. Evil E yazıyor ama nazar boncuğu bu. Yani 2020'yi de bu şekilde gösteriyor. Hani bunlar sprey mi olur, çerçeve mi olur? Sizlerden yorumlarda bekliyorum bu arada. Bence bu sezon 14'ün şeyini yapmaz herhalde, grafitilerini yapacaklarını düşünmüyorum. Hani bu şekilde değişik şeyler yapmışlar abi. Daha hani giysileri falan da göstereceğim. Şimdilik bu kısımda bunlar var dostlar. Bunları da size aklamadan göstermek istiyorum. Hani merakınız giderilsin abi, çünkü neyin geleceğini soruyorsunuz, bu kısmı da koy diyorsunuz bazen. Koymadığım için yorum yapıyorsunuz abi. Ben de koydum hepsini. Sonra burada dostlar böyle bir şey var. Bu büyük ihtimal hani 10 görev yapınca açılan sandık var ya, bu olabilir. Bu anahtar şey olabilir, hani 3 kere üst üste alanlara verilen bir anahtar var ya, o olabilir. Bu madalyon ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Yani burada PUBG India Today falan yazıyor. Büyük ihtimal hani yine oy verilen etkinliklerden falan gelecek. Kare 1, kare 2, kare 3, kare 4, bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum valla. Kare 5, kare 6, kare 7 de var. Bu belki de yapbozlu ödül olabilir değişik bir şekilde. Ama ne olacağını bir gram bilmiyorum. Kare 8 var, kare 9 var. Hepsi değişik değişik ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada piramit gibi hani piramitte yazan bir yazılar var ya, onu kağıda yazmışlar. Uçan balonlar var. Belki hani yine o uçan balon modu var ya sanokta, ona değişiklik getirebilirler. Burada değişik değişik şeyler var. Bunlar sprey mi ney tam bilmiyorum. Böyle hareketli bir tane grafiti geliyor sanırım. Yok, gelmiyor. Ha bunlar farklı şey. Tasarım yapmışlar buraya abi. Bir sinirli yapmışlar, bir kalpli yapmışlar. Değişik değişik emojiler yapmışlar.
Yani abi bunları kullanır mı? Pışık yapmış mesela biri, pışık. Neymiş İngilizcesini alayım. He. Böyle like atan var bir tane, like atın. Evet, videoya şu anda like atın atmayanlar varsa. Böyle değişik bir şeyler var. Yani bunlar bence kullanılabilir abi, çünkü diğer grafitler çöp bana kalırsa, bunlar hava. Peki, Clan Shop'una gelecek yeni ödüller neler? Geldik o kısma. Hani bu Clan Shop'una da arada bir şeyler atıyorlar falan filan. Buraya da artık bunlar geliyor dostlar. Hani orada, ha bunlar fotoğraf mı? Grafiti mi? Fotoğraf mı, grafiti mi abi? Karar veremedim ama ikisi de olabilir. Bence grafiti olsa daha güzel olur. Ve ayrıyetten böyle bu sezon vektör deseni veriyorlarmış. Sarımsı siyahsı, siyah kalpli gibi gibi, kalpe hem benziyor hem benzemiyor. Karışık bir şey var. Yani böyle bir tane sarı siyah gibi bir şeyler, beyaz gümüş. Böyle karışık bir vektör deseni yapmışlar abi. Bunu Royal Pass'tan verirler, başka bir şekilde mi verirler bilmiyorum. Burada ayrıyetten bir vektör daha var. Hani bir de biliyorsunuz ki bunlar premium sandığın içine, klasik sandığın içine de koyuyor. Bunlar da bu videonun içinde abi. Haberiniz olsun, ama hangisi nereye gelir o kısmı tam bilmiyorum. Eğer bilirsem de onlara özel ayrıyetten videolar çekerim dostlar, haberiniz olsun. Ve burada bir tane de DP desenimiz var abi. Bu DP deseni bence gayet güzel. Çünkü bayağıdır DP deseni verilmiyor. Bende mavi var. O da bayağı bir oldu yani alanı. Onu da Royal Pass'tan almıştım ama. Yani mavi ile bunun arasında kararsızım, ama yeni geldiği için büyük ihtimal bunu kullanırım abi. Bunun tasarımında bayağı güzel yaptıklarını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Royal Pass'lar gittikçe iyi mi oluyor, gittikçe kötü mü oluyor? Onu ben çözemedim çünkü. Hani her seferinde değişik bir tasarım yapıyorlar, gidiyor falan filan. Belki de bu yükseltilmiş DP olabilir. Çünkü hani bunu da getirebilirler. Böyle mesela şimdi bu DP mavi, kırmızı, sarı, değişik bir renge bürüştü. Üstünde grafiti yapıyorsun. Ya bu şey de olabilir abi. Hani çark var ya. Hani kendi silah desenini yapıyorsun var ya. Bunu oraya da getiriyor olabilirler. Çünkü bu desenler bana daha çok orada tanıdık geliyor. Çünkü üstüne bir de yani orada grafitlerin üstüne konulanlar var ya, DP'nin üstüne koymuş. Büyük ihtimal bu iki silah, yani vektörle DP silah yapma atölyesine gelecek. Benim önerim bu. Sizin de fikrinizi bekliyorum aşağıya doğru dostlar, yorumlara yazın yani. Ve abone olmayı da unutmayın, destek olursunuz hemen. Sonra böyle değişik şeyler gelecekmiş. Yani yeni silah atölyesine değişik değişik şeyler abi. Böyle hani bunlar sandıktan çıkacakmış abi. Bir de hani DP28'in ayrı sandığı varmış, şeyin ayrı sandığı varmış. İnşallah S12'de yaptıkları gibi, hani birazcık beleş açıyorduk ya abi. İnşallah DP ya da Vektör'de bunu da uygularlar diye düşünüyorum. Böyle kalpli, yukarı, ok işareti, çarpma işareti, değişik beşgen, altıgen falan filan var. Şu olabilir, bu yıldız var, salyangoz bile var. Yani değişik değişik şeyler var abi. Yani bunları da bu şekilde abi tekrardan göstereyim sizlere. Sonra burada Vektör'ünki var. Vektör'e de böyle şeyler gelecek abi. Sarılı, siyahlı, yeşilli, kırmızılı, sarılı, mavi, kahverengi. Şu kahverengi, siyah, beyaz baya güzel. Bir de guru kafalı var, kahverengi, siyah, beyaz. O da kullanabilir abi. Vektör'e de yine aynı şekilde bu sandıktan gelecek. Hani bu sandıkları tahminimce bence yine bir özel etkinlik yaparlar abi. Çünkü oradan verirler. Düz vereceklerini sanmıyorum. Bak balık falan da yapmışlar abi. Ve şimdi sıra geldi sezon 14'teki fotoğraflar. Biliyorsunuz ki bu fotoğraflardaki desenleri, işte giysileri falan veriyorlar bir şekilde. Bunların yarısı Royal Pass'a geliyor, yarısı başka bir yere geliyor, değişiyor. Mesela bu motoru bizlere hani premium sandığa koysalar güzel olur, çünkü baya güzel bir şey. Burada işte böyle bir set var ama bu seti nasıl verecekleri hiç bilmiyorum. Burada mesela böyle bu set büyük ihtimal ki hani Royal Pass'ta verilen setlerden olabilir. Böyle sarımsı, siyahımsı bayağı bir değişik set var. Hani bayağı bir şey var. Böyle kurt kafalı falan var. Bu büyük ihtimal bence çarka gelir abi. Bunu normal vereceklerini düşünmüyorum. Burada yine ayrıyetten piramitte şey var. Piramit adını unuttum. Böyle yine morlu değişik sarılı kız seti var abi. Yani bunları kullanırız abi. Çünkü hani buradan bakınca güzel gibi gözüküyor ama oradan gelince nasıl olur hiç bilmiyorum. Mesela burada yükseltilebilir AVM geldik. Bunu sizlere çok önceden söylemiştim ben. Tekrardan söyleyeyim. Böyle kırmızı siyah bir desen var. Yani desen dediğim set var. Bu nasıl olur hiç bilmiyorum. Burada vektör var, vektör var, vektör var. Belki de yükseltilebilir yeni bir vektör deseni getirecekler. Burada bir tane M24 desenimiz var. Şunu bilmeyenler de varsa arkadaşlar hemen söyleyeyim. Uzi deseni de gelecekmiş. Elmas ligine çıkan herkese M24 deseni verecekler. Bunu çok önceden videosunu çekmiştim. Bir tane de PP bizon deseni veriyorlar. Şu bizonu sevmiyorum çünkü 30 mermi sıkıyorum, bir tane adam anca düşüyor abi. O yüzden yani çöp. Böyle değişik bir set gibi bir şey var ama bilmiyorum bunu ne yaparlar, ne ederler. Ondan sonra böyle
sarı, Japonlu gibi, Çinli mi Japon? Çinle Japonu ben hala ayırt edemiyorum. Kankam telefon bir sus. Ondan sonra böyle bir şey var. Böyle de bir şey var. Yani değişik değişik şeyler var abi. Ben sizlere evden geldiğince göstereyim ama bunların hepsi gelecek. Mesela şu aracı getirecekler Royal Pass abi. Artık sonunda diyecektim ki yine o araçtan veriyor. Şu üstü kapalı arkasında çarşaflı bir araç var. Ona bir desen verseler güzel olur. Mesela bu da yeni gelecek bir emoji abi. Böyle bir şeyler yapıyor. Yani kullanılır mı? Kullanılabilir abi. Çünkü bayağı güzel gibi duruyor. Hani dans etmesi benim hoşuma gitti abi. Şey hani bir tane tavuk dansı vardı ya. Tavuk dansına benzerini yapmışlar gibi. Yani tam değil ama o gibi. Öyle bir şey. Ama kullanılır bence. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ve sonrasında ise bir de şöyle bir emojimiz var dostlar. Bu da nasıl olur tam bilmiyorum ama böyle değişik kalpli emojimiz var. Bir tane yeni kalpli emoji gelecek. Bunların şu anlık görüntüsü yok ama simgeleri var. Şöyle kulaklı değişik bir tane var. Bu bomba atanlar da vardı mesela en son. Böyle yumruklu var değişik. Bunlar hani tabi nereden nasıl verirler bilmiyorum. Böyle değişik şeyler de var. Şu anda bunların hani hareketli videoları yok ama emojilerin simgeleri var abi. Ben de bunları size göstereyim dedim. Normalde göstermeyecektim ama belki merak edersiniz diye yine de göstermek istedim. Bunların birazını Royal Pass'tan verirler, birazını emoji ile verirler, birazını Blush emoji ile verirler. Yani çarka getirirler falan filan, değişik değişik şeyler olur. Ve tabii ki de o nazar boncuğunun bir de şeyini yapmışlar, grafitilerini abi. Şu grafitiyi seven kaç kişi var Allah aşkına bir yazsın ya. Şu grafiti sevmiyoruz abi. Bize niye grafiti getirdiniz oyuna hiç bilmiyorum. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay. Sezon 15 videosunda görüşmek üzere demeyeceğim tabii ki de. Yarın yeni PUBG Mobile videosunda görüşürüz. Bay bay. This is the future.